Geldik transfere. Transfer konuşmaya başlayalım mı? Ama şöyle yapalım transfer konuşmadan önce. Şöyle bir altı alayım. Değerli arkadaşlar, transfer bölümünde iki yöntem izliyorum ben. Birincisi benim kulağıma gelen duyumları paylaşıyorum. Mesela haftalardır Galatasaray Mustafa Muhammed'le devam edecek yönünde paylaşımlarım vardı biliyorsunuz. Yorumlarım vardı. Veya işte mesela bu Penza haberini ben paylaştım. Galatasaray'ın santraforda birinci listesinde birinci sırada olan isim bana göre bu Penza. Başkaları bu Piatek diyor. İşte bugün Vedat Muriç haberleri çıktı. Başka haberler de var ama ben mesela bu Penza duyumunu aldım. Bu Penza'yı paylaşıyorum. Yani bir kısım benim aldığım bilgiler, bana gelen duyumlar, onları paylaşıyorum. Diğer kısımda da ana akım medyada işte gazeteci arkadaşlarımızın ana akım gazetelerin, spor gazetelerinin transfer haberlerini paylaşıyorum ve değerlendiriyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım. Selahattin Suntay, abi Hoca Yunus'u oynatmadı, Atalay'ı oynatmıyor. Peki Bartu beni oynatmazlar sözü doğru değil mi? İşte bunu ben dün söyledim. Twitter'da paylaştım. Hatta bazı arkadaşlar falan ben yine hocaya sanki kötü bir şey söylemişim gibi savunmaya geçti. Bunu söylüyorum. Genç futbolcularda, Galatasaray altyapısındaki futbolcularda şöyle bir duygu var. Fatih Terim bizi oynatmaz. Fatih Terim bize şans vermez. Ben bunu duyuyorum. Ben bazı genç futbolcularla görüşüyorum. Futbol olsun, basketbol olsun. Bazılarına tavsiyelerde bulunuyorum. Ve çok net bir şekilde söylüyorum bakın. Galatasaray'ın altyapısında, basketboldan bahsetmiyorum, futboldan, altyapısındaki futbolcular Fatih Terim bizi oynatmaz duygusu yaşıyorlar. O yüzden sözleşme yenilemeye korkuyorlar veya sözleşme yenileseler bile endişe ediyorlar. Hasta Galatasaraylı, transfer falan yok, boş yorum yapmayın demiş. Selçuk İnan söyledi kardeşim yani. Hadi bize inanmıyorsun da Selçuk İnan'a da mı inanmıyorsun? Adamın soyadı Selçuk. Soyadı İnan bir kere. Selçuk İnan. Hani bana inanmadın, Selçuk İnan'a inan falan. Selçuk'a inan falan. Hani böyle kelime oyunları yaparız. Galatasaray aslında işin özü şu. Galatasaray transfer yapmak istiyor. Transfer yapmaya çalışacak. Galatasaray transfer için çalışacak. Gedson Fernandes, santrafor transferi, başka hamleler, bunlar için Galatasaray mücadele edecek. Ama yapamayabilir. Para bulamaz, yapamayabilir. Bakın ben size Gedson'la ilgili dün önemli bir mesaj gelmişti. Orada bunu söyledim. Bir daha söyleyeyim. Gedson Fernandes'i Galatasaray almak istiyor, değil mi? Ama Galatasaray'ın yaklaşık 6 ay içerisinde Gedson Fernandes transferini bitirmek için 7 artı 3, 10 milyon euro para bulması lazım. 10 milyon euro. Bulamazsa bu parayı bitiremez bu transferi. Nasıl 10 milyon euro? 6 artı 1 diyelim. 1 milyon euro bu sezon kiralık, 6 milyon euro satın alma opsiyonu. 2-3 yıllıkta sözleşme yaptığını düşünsen Gedson Fernandes'le. Bir de ona vereceğim paralarla beraber menajer komisyonları vesaire 7 artı 3 de ortalama veya 9 de yani 7 artı 2 9 de 9 milyon euro, 10 milyon euro Galatasaray'ın para bulması gerekiyor. 6 ay içerisinde sırf Gedson Fernandes için. Bu parayı bulursa Galatasaray bu transferi yapar. Yapmak istiyor. Ama bulamazsa da geçmiş olsun. Yapamaz transferi. Yağmur Azarkan, muhtemel 11'iniz nasıl olur? Yani paylaşırız birazdan. İlerleyen dakikalarda. Efe Yılmaz abi pek satmadan, peki satmadan alabilecek miyiz demiş. Bu arada yani yarın 2'de bir transfer Galatasaray Antalya Spor maç yayınımı olacak. Bu gece saat 23'te olacak. Katılabilirsen ben de katılacağım. Veya 22'de olacak. Onu yine söyleyelim. Evet. İhtiyar Topçu. Galatasaray yönetimi tarihinin en önemli hatalarından birini yaptı. Muhammed'den Cimbom'a santrafor olmaz. Gelecek sene yabancı kontenjanında yer açmak için üstüne para vererek göndermeye çalışırlar. Katılmıyorum. Ben Mustafa Muhammed'i Galatasaray'ın satabileceğini, satmakta çok fazla problem yaşamayacağını düşünüyorum. O yüzden Mustafa Muhammed'in bonservisinin alınmasını kendi adıma doğru karşılıyorum. Evet, şu an 100 beğeni geçtik.
İzlenmede de 250'nin üzerine çıktık. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayına yeni gelen arkadaşlar lütfen şöyle bir chat bölümünden çıkın. Orada böyle bir like bölümü göreceksiniz. Like işareti, beğeni işareti, ikonu göreceksiniz. O ikona dokunup yayını beğenelim arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşalım. Sizlere bu hatırlatmayı yaptıktan sonra transfere geçiyorum. Evet, sol bek takviyesi yapmak isteyen Lazio Galatasaray'dan Patrick Van Aanholt'u gündemine aldı. Kulüpler Van Aanholt Muriç takasında anlaşabilir. La Gazzetta dello Sport. Bu aslında ilk galiba foto maçtan çıktı. Foto maçtan sonra da İtalya basınına gitti. Orada haber yapılmaya başladı. 2-3 gündür de bu haberler çıkıyor. Şimdi ben Galatasaray'a Patrick Van Aanholt'la ilgili Lazio'dan bir teklif gelmediğini bugün öğrendim. Böyle bir teklif yok. Fakat ilerleyen günlerde gelebilir. Lazio kulübünde böyle bir düşünce olabilir. O tarafı bilmiyorum. Ama bir kez daha söylüyorum arkadaşlar. Henüz Galatasaray'a Patrick Van Aanholt'la ilgili Vedat Muriç'le takas edelim şeklinde herhangi bir teklif gelmiş değil. Ben kendi kaynaklarıma bakıyorum. Beni yanılıyorsam da o kaynaklar üzerinden yanılıyorumdur. Henüz bir teklif gelmiş değil. Ama böyle bir teklif gelse Galatasaray kabul etmeli mi? Çok net bir şekilde söylüyorum, kabul etmeli. Vedat Muriç, Fatih Terim'in inandığı ki o sene Fenerbahçe değil de Galatasaray'a gelse çok ciddi anlamda da Galatasaray'da fark yaratabileceği bir santrafor. Fatih Terim'in sisteminde iş yapabilecek bir santrafor. Ceza sahası içerisinde vuruşları çok iyi, kanatlara gelip top alıp top taşıyabiliyor. Kafa toplarında etkili, kafa vuruşları çok iyi. Evet, İtalya'da İyi bir iki sezon geçirmedi. 1,5 diyelim ya da geçirmedi, oynamıyor. Ama Galatasaray bu takası yaparsa Anholt'u verip Vedat Muriç'i transfer ederse bence güzel bir iş başarır. Santrafor problemini çözer. Sol bekte yer açar. Ve sol beke de atıyorum George Bello veya herhangi bir Galatasaray'ın işini görebilecek yabancı bir sol bek transferi gerçekleştirebilir. Ben keşke bu gerçekleşse diyorum. Yani Galatasaray keşke Patrick Van Aanholt'u verip Vedat Muriç'i transfer etse. Ferhat Mutlu, hoca şu kafayı değiştirmeli. Yunus Bartu'a üvey evlat, Emre Ömer Babel evlat kontenjanından yer yok vesaire demiş. Yani hoca Babel, Feghouli, Ömer Bayram bu futbolculara verdiği şansları genç futbolculara vermiyor. Ferhat abi de bunu söylüyor. Haklı bu konuda. Yine şöyle bakıyorum okumadığımız mesajlara. İhtiyar topçu Galatasaray hep SSA'larla yönetiliyor. Şu giderse bunu alırız, bu giderse filanı alırız gibi. Yazıklar olsun. Takımı kalitesiz topçularla dolduranlara. Peki. Ahmet Ablak. Abi selamlar. TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bünyamin Gezer olsa nasıl olur? Konumuz dışında ama yorumunu bekliyorum. Toplasın kurmaylarını yapsın düşüncen nedir? Ya kulüplerin yüksek ittifak göstererek beraber çalışarak bir MHK başkanı seçmesi daha doğru olur. Yani hakemlik müessesesinin başına gelecek isim bütün kulüplerin yüksek ittifakıyla olmalı. Herkes fikir birliği yapmalı. Ennur Abdullayev ne demiş? Vedat gecikmiş bir aşk demiş. Muriç zamanında bizi paraya tercih etmedi demiş. Etti. Etti. Paraya değil de pardon, paraya tercih etmedi ya. Çok büyük baskı gördü. Hasan Kartal, Ali Koç, siyaset. Siyasetten de Galatasaray'a gitmesine engel oldular. O dönemi hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Herif Twitter hesabından ben Galatasaray'da oynamak istiyorum diye paylaşım yaptı Vedat Muriç. Vedat Muriç ilk olarak Galatasaray'la anlaştı. Galatasaray'a gitmek istiyorum diye paylaşım yaptı. Ama sonrasında Hasan Kartal Galatasaray düşmanıdır kendisi. Aynı Tahir Kıran gibi. Galatasaray'dan nefret eden insanlar bunlar. Ve Galatasaray'a göndermemek için Başkan Ali Koç'un da desteğiyle, siyasetin de desteğiyle Vedat Muriç'in Galatasaray'a gelmesine engel oldular. Şimdi neden olmasın? Ben sıcak bakıyorum. Ama karşı çıkan arkadaşlar da olduğunu görüyorum.
Non Ege ise abi sence Isco iş yapar mı? Ya yapar Isco da Isco gelir mi Galatasaray'a? Hadi ben size sorayım ya. Isco gelir mi Galatasaray'a? Bence gelmez. Evet Çeki Bahar. Beğeni yapalım bu öğlen saatinde yayın yapan tek kişi. Şöyle mazlum da bakayım biraz. Beğeni yapalım arkadaşlar. Sağ olun. Çağdaş Şentürk, Eyüp Bey bir konu hakkında kafam çok karışık. Sizin fikrinizi almak istiyorum. Sizce bu ekonomik krizde risk alıp transfer yapmalı mıyız? Yoksa altyapı uygun transferlere mi yönelmeliyiz? Ya, bir projeksiyon belirlemek lazım. Şimdi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir tur daha geçerse bir yapacağı iki transferin en azından belki de parasını çıkartacak ve prestij elde edecek. Yani işi hayatı sadece para olarak görmeyelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bu kulüpler kar amacıyla kurulmuş holdingler vesaire şirketler değil ki. Galatasaray'ın asli görevi Türk insanına hizmet etmek, Galatasaraylıları mutlu etmek. Türk gençlerini spora özendirmek, sporla buluşturmak. O yüzden her şeye para gözüyle bakmıyorum ben. Ama bir plan olması lazım. Çok büyük paralar harcanmasına karşıyım. Elindeki bazı, şimdi bir dengen var değil mi? İşte 40-50 milyon euro arası bir takımı bir şekilde tolere edebiliyorsun. Onu 70'e 80'e çıkartmaman lazım. O 70'lere 80'lere çıkmadan 2-3 transfer hamlesi, oyuncu da göndererek, Babel'den kurtularak, Reguli'den kurtularak, Galatasaray'ın bütçesini de yukarıya çekmeden transfer yapabiliyorsan yap. Çünkü alacağım bir kaleci, alacağım bir santrafor, alacağım bir 6 numara ve 10 numara. Hatta sağ bek, sol bek. Bunlar Galatasaray'a çok şey katarlar. Galatasaray'ın Avrupa'da bir tur geçmesi demek iki transferin parasını çıkartır. İki tur geçmesi demek bambaşka bir şey yaratır. Bunu da söyleyelim yani. Evet. Evet. Nerede kalmıştık sevgili arkadaşlar? Devam edelim kaldığımız yerden. Şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Mesajlarınızı cevaplandırmaya çalışıyorum. Bir yandan da transfer konuşuyoruz. Galatasaray Mustafa Muhammed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullandı. Hürriyet gazetesi. Bunu ben sizlere sürekli bir şekilde söylüyordum zaten. Hürriyet gazetesinin haberi bir kez daha paylaşmış olalım. İlerledik. Galatasaray Marco için bonuslarla birlikte en az 20 milyon euro gelir beklerken Napoli ise 15 milyon euroya kadar çıkacakları haberini ulaştırdı. Oyuncunun temsilcisi de görüşme için İstanbul'a davet edildi. Marco devre arası ayrılabilir. Bu paralara da ben Marco'yu satmam arkadaşlar. Bu paralara Marco'nun satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma bilmiyorum. Siz bana katılır mısınız ama Marco için bu paralar düşük. 15 milyon euroya ben Marco'yu satmam. Evet. Frankie de Jong Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Işıtan Gün'le fotoğraf çekilmiş. Işıtan Gün uluslararası network'ü olan, geçenlerde ben bunu size söyledim. Çok kuvvetli ilişkileri olan, uluslararası network'ü olan bir insan ve Galatasaray'da Fatih Terim'le uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir insan. Neden teknik ekipte demeyelim de Galatasaray futbol şubesinde görevli değil, neden pasifize edildi? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Fatih Terim'in hatalarından bir tanesi de bu. Yani tanımıyor diye, geçmişte bir takım sanırım problemler olmuş diye bu tarz insanları çok fazla futbol şubesine yaklaştırmıyor. Onu da söyleyelim. Yani burada açıkçası sıkıntılardan bir tanesi de bu. Galatasaray'da yaşanan sıkıntılardan bir tanesi de bu sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Hemen bir sonraki görselimize geçelim. Galatasaray Çin'de sözleşmesi biten Cedric Bakambu'yu transfer listesinin ilk sırasına koydu. Sarı Kırmızılar 30 yaşındaki golcü için imza parasını gözden çıkardı. Listedeki bir diğer isim ise scout ekibinin önerdiği Daryl Dike. Metin Karabaş'ın haberi Daryl Dike da
Galatasaray'ın gündemindeymiş sevgili arkadaşlar. Açıkçası ben birkaç oyuncu dışına çıkılacağını, birkaç oyuncu dışında Galatasaray'a hamle yapılacağını, Galatasaray'ın hamle yapacağını düşünmüyorum. Lyon ve Roma Avrupa ekiplerinin scoutları Antalyaspor mücadelesini tribünden izleyecek. Elimizde de Kerem Aktürkoğlu gibi bir değer var. Bu değeri kaybetmemek lazım. Kerem Aktürkoğlu mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlar hakkını bulacak şekilde mesela Kerem'i 20'den aşağı vermem. Aynı şey Marko için geçerli. Marko 20 milyon eurodan aşağı vermem. Bu fiyatların altında kesinlikle ve kesinlikle satmamak lazım. Ha şu bugün çok konuşuldu. Ben böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Galatasaray Edin Visca için Luyendama, Van Aanholt, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan'dan oluşan bir takas paketi hazırladı. Sarı Kırmızılar bu isimlerden bir ya da ikisini Başakşehir'e gönderecek, üstüne de para teklif edecek denmiş. Evet. Siz böyle bir takası yapar mıydınız? Ben yapmazdım şahsen böyle bir takası. Kesinlikle yapmazdım. Bunu da açıkçası kendi adıma söylemek istedim, değerlendirmek istedim. Douglas Costa, Galatasaray Ciro'da kiralık oynayan bonservisi Juventus'ta olan Douglas Costa için teklif yaptı. Sarı Kırmızılar Brezilyalı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor. Yıldız futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Takvim gazetesinin haberi sevgili arkadaşlar. Evet. Douglas Costa şöyle ekranda da görüyorsunuz. Sağ kanat oyuncusu 31 yaşında. 4 milyon euro bir sözleşmesi var. Ama 2022'de sona eriyor. Bana yine pek mantıklı gelmedi ama gazetede çıkan bir haber olduğu için değerlendiriyoruz. 26 maç, 3 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Bir savunma oyuncusuna göre fena bir performans değil arkadaşlar. Pardon, bir kanat oyuncusuna göre fena bir performans değil. Sağ kanatta oynuyor. Orta saha ve sol kanatta da oynama nosyonu var, oynama durumu var ama yaşı itibariyle ve ben bonservisi olduğu için Galatasaray için çok uygun olduğunu düşünmüyorum Douglas Costa'nın. Ve geldik Piatek'e. Christoph Piatek. Yakup Çınar'ın haberi. Her şey Christoph Piatek'in sezonun ikinci bölümünü Türkiye Ligi'nde geçireceğini gösteriyor. Bunu yurt dışından bir siteden almışlar ama kaynak Yakup Çınar. Christoph Piatek'in sezonun ikinci bölümünü Türkiye Ligi'nde geçireceğini gösteriyor. Boğaziçi'nden Hertha Berlin ile Galatasaray İstanbul arasında anlaşmaya varıldığına dair bilgiler geliyor. Kaynak Yakup Çınar. Yakup Çınar'ın bu haberini de böylelikle paylaşmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Yani transferdeki gelişmeler de bu şekilde. Transferi de boş geçmedik. Transferi de konuştuk. Sizlerden gelen birkaç tane mesajı da cevaplandırmak istiyorum hemen. Şöyle bir bakıyorum. Efe Yılmaz abi olmaz Feguli gibi olur gereksiz demiş. Ben de beklemiyorum ama anlattım ya yayının başında. Bazı transfer haberlerini sizler için yani ana akım medyada çıktığı için yorumlayıp değerlendiriyorum. Kendi fikirlerimi paylaşıyorum. Efe Yılmaz okumuştuk bunu. Çağdaş Şentürk, Eyüp Bey Süper Lig'de tüm başkanlardan sonra tüm teknik direktörler de Galatasaray düşmanlarından seçiliyor. Bunun nedeni nedir acaba demiş. Bilemiyorum. Ama Rizespor başkanlığında birinci kriter Galatasaray düşman olmak. Aleyna Ateş. Abi ben Berlin'de yaşıyorum. Çok yanlış transfer olur. Bild gazetesi de yazdı. Bu sezon çok formsuz Piatek. Ben valla Bupenza'yı tercih ederim. Vedat Muriç'i tercih ederim. Sana katılıyorum sevgili Aleyna. Yani Piatek bilmiyorum. Yani çok isteğini var Piatek'in. Mesela bakın Eyüp Ensar Özaltun ne demiş? Abi Piatek forvete gelsin yeter demiş. Ama ben açıkçası çok Piatekçi değilim yani. Burak Sungur. İyi yayınlar Eyüp Bey. Transfer konusunda sürekli olarak sağ bekle diyoruz. Ancak Omar'ın dönüş durumunda ne yapacağız? Artık sembole dönüştü çünkü o süreç demiş. Valla Omar takıma
dönmek istiyor fakat Fatih Terim ona lisans çıkartma konusunda çok emin değil. Ben devre arasında lisans çıkmasını beklemiyorum. Sezon sonunda lisans çıkmasını bekliyorum. Sezon sonu belli olur Omar'ın durumu. Abi dünkü yayında transfer 5 Ocak'ta başlıyor dedin ama internette 12 Ocak yazıyor. Olabilir, yanılmış olabilirim. Evet, peki arkadaşlar. Sizlerden gelen soru görüş eleştirileri de cevaplandırdım. Birazcık müsaade isteyeyim. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.